En sevdikleri yemekler. Biz bunu izlemedik değil mi yayında? Yok. Hatırlamıyorum. Merak edilir. YouTuber'ların en sevdiği yemekler. Gider gider. Biri vardı çoktan, izi vardı. Adam, adam. Şey mi bunun konsepti? Şeydi değil mi? İzleyenler Görken vardır. Görken daimi attırdı. Tıray 40. abi BVHVR hak dinler misin? Bir de bu amına koyayım, bir de albümü dinleyelim o zaman amına koyayım. Oldu. Dinledik ya lan. Mesela harbi bize ne amına koyayım. Ben merak etmiyorum. Ben ediyorum amına koyayım, izleyeceğiz. Bize yeni at yedirmeyecekler değil mi geçen seneki videoda değil mi? Yaralı timsah ısırttılar bana. Efendim ilk olarak bir yemek tepkisi bölümümüze hoş geldin diyelim Ecena. Ay hoş bulduk. Aç mıyız? Açız ya. Abi yemekle aran nasıldır? Yemek. Birinci önceliğim. Yemek diyeceğim, yüzün gülüyor senin. Kanka, burada gelen YouTuber'lara şeyi mi denettirecekler şimdi hocam? Mesela atıyorum, ha, Orkun Işıtmak'ın ne sevdiğini Oğuzhan Uğur'a denettirecekler. Evet abi. Of çok güzel taşak geçeriz Zerçet. Bunu mu seviyormuş aman ağaydım falan. Çok önemli. Yemezsek ne oluruz Burak? Ölürüz. Bu kadar basit. Güzel yerim. Bazı şeyler var onları yiyemiyorum. Mesela yeşil biber gibi alerjim var. Öyle mi? Evet. Çok yemek seç. Ooo kadro da çok iyi. Evet. Soğan, maydanoz olmayacak içerisinde. Pişmiş soğan bile olmayacak. Mansun'la ufak bir... Mahsun abim de. Mahsun da ufak bir... Evet evet. Niye abi? Sevmiyorum. Patlıcan yiyemem. Ya, alerji oluyorum. Onun dışında yok çok seçmem. Yemek yemekten keyif alırım ve çok seçici değil. Soğan ben de sevmem. Egemen sen de geysin o zaman. Değilimdir. Bazen çiğ köfte söylüyorum geceleri. Çiğ köfte. Ne diyorsun ya? Bakın çok şaşırdım ben şu an şu çılgınlığa bak. Ben şu an şok oldum bu arada. Çılgın ya. Çılgınsın. Sen bayağı çılgınsın. Çok iyi. Çok şaşırttın beni şu an. Köfte dürüm. Mega dürüm. Wow! İki ayran. Wow! Aslında çok böyle millet itelecek bana buradan içli köfte mesela. Millet hasta. Ya nefret ediyorum. Kokusunu bile sevmiyorum. Senin tamam Mahsun sende bir geylik var. Ya ben mantı severim, makarna severim, kuru fasulye severim. Bakla ve kereviz asla yemem. Bence onlar yemek değil. Onların daha bulunamamış krem, ilaç hani öyle özellikleri olduğunu düşünüyorum. Bir de balık çok yemem. Favori yemekler isimli bir yemek. Sosyal medyada en çok güldüğüm adamın gay olduğunu öğrenmek de bu videoya nasip oldu. Üzüldüm tabii. Bir serimiz var. Tamam. Dünyanın en zengin insanlarının, Osmanlı padişahlarının, günümüz devlet başkanlarının vesaire en favori yemeklerini deneyerek yorumladığımız bir serimiz bu bize. Wow. Evet. Bugün de abi senin de Türk YouTuber'ların en favori yemeklerini deneyerek Allah kahretmesin ya. Ne oldu abi ne oldu? Sushi muşi mi yedireceğim bana? Sushi muşi mi yedireceğim bana? Murat dedi sushi seviyorum ben dedi. Hamburger, patates kızartması, sushi seven bir tayfa vardır. Hem özellikle mutfağa. Kebap, lahmacun, makarna. Kesin sushi muşi gelir. Bir de YouTuber'lar biraz şeydir böyle. Değil mi? Evde aynen aynen aynen. Aynen bizim YouTuber sonradan görme bardağın bazı. Rengirli diyorsun. Aynen. Çocuklar iyi kazanıyorlar tabii. Pahalı pahalı yemekler yiyorlardır. Sevmeseler de en pahalısını, en lezzetlisini söylemişlerdir edelim. O yüzden... Mal çünkü onlar olsan abi. Ben bayağı doyacağımı ve lezzetli şeyler yiyeceğimi düşünüyorum şu an. İlk olarak Enes Batur ile başlıyoruz. Enes'in en sevdiği yemeği biliyor musun? Bebelak! Değil mi? Tabak dolması. Getirelim. Niye ben bu bilgiyi... Değil mi lan? Niye bu kadar netleniyorum? Ulan Enes, inşallah soğansız bir şey seviyorsundur. Yani böyle bir klozet mi karıştırdınız en son? Abi onu bir açıklama yapmak istiyorum. Bak su değil mi? Ne kadar güzel gözüküyor. İçindeki kılı bir gösterebiliyor musun? Ya saçmalama. Saçmalama mı? Gel bak. Abi ben ne derim? Benim en sevdiğim yemek tabii ki de yani Türk mutfağı benim vazgeçilmezim. Ben McDonald's derdim. Bak, İpek bunlarla yollarımı karıştırdınız ne yaptınız? Ya hayır ya kullandığımız deterjan organik olduğu için aynen böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Böyle açıklama bekliyor muydun abi? Yoksa hiç beklemiyordum. Su benim hatam düzeltti. Estağfurullah. Kıl organik. Kıl elbette organiktir. Ya inşallah şey yapmaz şu anda içeri git. Bu YouTuber'ı. Ben o suyu mesela içmem. Hayatta içmeyeceğim şimdi. Enes Batur'un kabak dolması mıymış? Hepimiz göt olduk. Kabak dolması ne oğlum? Biber dolmasını anlarım. Hani zeytinyağlı sarma... Kabak ne lan? Benim de mesela lahana sarması.
Senin lanene damını be, sikeyim o zaman. Lanene yani. Kanka. Etli, etli. Oğlum bu işin yağlı yaprak yani, sarması. Yani biber dolması bu işin piridir. Yani bunlar sonradan amına koyayım ne gerek var ya. Gözde Hanım. Nedir bebe bisküvisi mi? Bir daha esprimi çalma ha. Aynı şakayı yaptı. Mı veriliyor yemek? Hayır demedim öyle demedim. Yemek nereden veriyor? Geçti artık büyüdü büyüdü. Buyurun efendim. Oğlum ben dedim ilk yetişici bebe diye. Wow Gözde. Ben dedim. Oğuzhan abi videoda dedi ama. Önce o dedi. 2 yıl önce demiş abi. Wow! Şaka yapıyorsun ya. Dolma. Kabak dolması. Ben bebelak mı dedim? Hı-hı. Tam yine çalmış amına koyayım. Aynı şey. Enes'in. En harbiden mi ya? Evet. Yemem bunu. Abicim yoksun lan ya. Kabak dolma da. Kabak mı oluyor? Kabak değil mi oğlum? Kabak sevmem. Yaprak sarmasını seviyorum sadece ben. Enes kabak dolması konusunda o kadar seçici ki benim tepemin tasını attırdığı çok zaman olmuştu. Onu yap beğenmiyor, bunu yap beğenmiyor. Yok kabak dolması şöyle yapılır, yok içine yeşil yeşil şeyler koyma diyor. Yeşil yeşil dediği dereotundan bahsediyorum. Abi herhangi bir şeye dereotu atan adam... Yani... %100 katılıyorum. Dereotu kadar lezzetsiz, her yemeğini ağzına sıçan bir şey daha yok. Haydari'yi atarsın bok eder, cecağı atarsın bok eder. Mahvettiği zamanlar oldu. Şimdi tadımımı yapıyorum. Ne güzel. Yani sağlıklı böyle ekstra bir şey beklemiyordum. Kocaman bir... Poğaçaya koyarsın onu bile bozar amına koyayım ya. Parçaydı. Sıcak. Çok sıcakmış. Ya ben ne bileyim su içsin. Ya senin için tadarım yine. Tadına bakalım. Tadarım. Ama şöyle şunu yandan içine alarak. Tadına bakılır yani. İçi hepsi aynı ya. Abi dışından da bir yine ya. Kanka kabak yemem valla. Yemek yiyemem biliyor musun? 2 saat 3 saat hiçbir şey yiyemem. Ana kucağı gibi. Kim yaptı biliyor musun? Kim? Annem. İşte bu yüzden. Gerçekten evet doktor için bildin yani. Ya bu kadar tadında yapılır. Tebrik ediyorum. Valide. O hani meselesi nereden geldi lan? Oğuzhan abiden gelmemiştir herhalde. Ya hapşırdı. Hapşırdı ya sen Adanalısın. Babam Malatyalı amına koyayım senin. Sen niye anime kızın gibi hapşırıyorsun? Ağla yapman lazım senin ya. Hapşı. Adam yemin amına koyayım. Fırtay Tekin attırdı Tray 400. Atacım seviliyorsun, keyifle izliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Merci. Mecunuz. Hanımınıza çok selamlar buradan. Saygılar, hürmetler. Çok iyi bu arada. Gerçekten çok. Elinize sağlık. Anneciğim öpüyoruz ellerinden. Kabak dolması çok iyi. Kıyma ve pirinç ayarı gayet iyi. Enes bunu yeseydi beğenirdi. Bu da böyle rahmetlinin arkasından konuşuyor gibi. Enes şimdi burada olsaydı çok severdi bu kabak dolmasını. Sever misin abi kabak dolmasını? Valla şu an sevdim. Şu an sevdim. Ama mesela birisi dese ki ne yemek istiyorsun? Kabak dolması büyük ihtimalle seçeneklerim arasında sonlarda yer alır. Ama mesela şu an önüme geldi ve yiyorum ve çok güzel. Enes hakkındaki abi ilginç bilgimizi hemen sana vereyim. Kendisi elma suyunu çok seviyormuş ama bu sevmediği elime suyu gidilir bu arada. Tek bir markadan içebiliyormuş. Pufaner mi? O da Kapi'ymiş. Pufaner. Söyle Pufaner içsin. Taze sıkıntı olsa bile onu da seviyormuş. Bu arada Pufaner'in hakikaten ben de sonradan görme bir birey olarak parayı sonradan bulmuştum. Pufaner ne abi? İyi bir Alman markası meyve suyu. Var Migros'larda falan var. Yeşil elmasını muhakkak deneyin. Çok iyi. Ben ilk defa duydum harbi. Güzel. Emirhan abilere giderken deneyeceğim. Bana nasıl deneyeceğim. Güzel. Yani ben de Pufaner diye okuyorum. Ya Pufaner diye yazılıyor. Ben de öyle okuyorum. Vardır. Daha şey yapanlar. 140 lira falan. Evet ama 2 litre hocam. Gidiyor yani. Ama Kapi elma suyuna hayranmış abi. İlginç. Allah Allah. Evet. Ama onu da normal bardakta değil, viski bardağında içiyormuş. Ya uydurmasın. Hangi bardakta verirsen o bardakta içiyor. Bana saçma sapan şimdi. Bana bir yerinden uydurmasın bir şeyler. Bence babası bunun alkol almasını istemiyor Enes'in. O da kendi kendine onu içip tribe giriyor bence. Ya, yarın bir gün story'de içtiği viski gözükür. Nasıl bunu göğsümde yumuşatırım demiş. Ve demiş ki elma suyunu viski bardağında içmeye bayılıyorum demiş. Çok akıllısın lan Enes. Koçum benim çok seviyorum bu arada. Bir diğer bilgide Enes tırnaklarının köşelerini sivrileştiriyormuş. Özellikle önemli bir şey düşünürken ve stresliyken tırnağını bu sivri köşelerini kendine batırıyormuş. Hocam bu çocuk ruh hastası. Bunu yatırın amına koyayım. Normal şeyler değil bunlar. Bana biraz Einstein tribi geldi ama neyse. Sıkıntısı varmış yani. Enes abi. Kafayı sıyırmış o zaman. Deli mi oldun lan Enes? Onu yapma Enes. Bunlara ne gerek var? Benim de bir arkadaşım çıplakken kendini kırbaçlatıyor mesela. Yani bunlar tabii ki insanları beni ilgilendirmez. Aa Ozan abim yaptığım şakaları da anlamıyorlar ki. Kurban olurum.
Böyle bir şeyden haberim yoktu bunca zamandır. Sadece ona kızdığım nokta, sağda solda tırnak kesme diyordum. Git düzgün bir yerde kes. Abi her yediğin yemeği onun üzerinden puanlayacağız. Bu kabak dolma. Ha kimler var? Enes Batur, ne oluyor ya? Alper. Başak Demirtaş şey yok lan. Oha. Şeyda Erdoğan. Başak Demirtaş ne alakam ona koyayım. Harbi ne alakam ona koyayım oğlum, Başak ya. Karıştı. Hayır yani isim karıştı. Başak... Orkun Işıtmak. Özür diliyorum Şeyma'dan. Şeyda. Tamam lan ne fark eder ya. Şu anda bu kabak dolması 10 üzerinden 9. Bir puanı da adından kırdım. Kabak olması. Evet. Annemin yaprak sarması 10 üzerinden 10'dur. Ama genel olarak kabak dolması benim için 7'dir yani. Yemeği tadı çok güzel, çok güzel pişmiş. Bence 10 üzerinden 9. Sadece yoğurdu eksik bir puan oradan kırdım. Yoğurt olsaydı yanında 10'du valla. Ya hakkını yemem canım. Yemeğini bir 7 alır her türlü. Sevmiyorum dedim. Tamam sevmiyorum da içini yedim. İçini yani lezzeti güzel, kıvamı güzel. Kabak yiyen birisi için belki 10 üzerinden 10'dur yani. Evet. İşte o Enes'in manyakça kabak dolması sevdasından dolayı da çok denedik kabak dolması çeşitlerini. Bu yani güzel... Enes'in yemeğine biz bir oylayalım. Biz yemedik ama kabak dolmasına 10 üzerinden puan verir misiniz kıymetli Çetin? Ben 4 puanımı 4. veriyorum 10 üzerinden 2. Ben de 4 veririm bu arada. 4 veririm. Bu kabak dolması, bu kabak dolması 8. Çetin de ortalaması. Ve sıradaki yemeğimize bir geçelim. Bir şey söyleyeceğim, çatal bıçakları... Yok yok. Onlar kalıyor. Kalsın. Bak ki ama... Prodüksiyon sıkıntısı var. Altın onlar, altın. Bize yalatıp şey yapıyor. Hadi bakalım. Estağfurullah, gözün sen niye böyle... Ne zaman yaladınız? Ha tamam. Abi geçiyoruz. Ne oluyor ya kanalına? Çok böyle bir... Kiviramzi bir yemek beklemiyorum. Ne oluyor ya? Bana göre YouTube'un en samimi kanalı. Kaliteli bir Türk yemeğe gelecek gibi bir beklentim var. Hani lahmacun gibi bir şey böyle. Anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Ceyda'nın. Evet. Tahminde bulunman için söylüyorum. Ben daha önce izledim. İki farklı yemek gelecek. Yani iki kişi farklı. Sence ayrı ayrı tahmin edebilir misin? Fırat abi lahmacun der. Ceyda abla da kuru fasulye der ya. Hadi bakalım. Balık en kebap gibi geldi. En favori yemeklerini şimdi sana getiriyoruz. En sevdiğim ikili. Yani kıyısından dönmüşüz be. Balık sayılır. Kebap, patlıcan. Evet, evet. Kıyısından mercimek dönmüşüz. Köftesi mercimek köftesi. Ben de mercimek köftesini hiç sevmem. Bayılırım. Ben çok seviyorum ya. Çiğ köfte varken mercimek böyle, köftesi saçma. Abi limonlu. Oğlum en sana burada küfür yiyeceğim. Hiçbir şey yemiyor diyecekler bu çocuk. Tamam bak bu yenir. Bu yenir. Wow. Yani şimdi ben patlıcan sevmediğim için patlıcan yemiyorum ya komple. Hı-hı. Ama patlıcan kebabının patlıcanın verdiği bir doku oluyor köfteye. Patlıcanlarını evet. Ayırıp köftesini yiyorum yani. Wow. Abi yapma bana patlıcan kebap Fırat deme abi, ya. Sakin ol ya. Fırat mı seviyor bunu? Fırat seviyor. Lavaş nerede? Yapma. Yapma. Bu mercimek köftesi miydi? Mercimek köftesi var. Patlıcan kebabı var. Mercimek köftesi kesinlikle Ceyda'nın. Önümüzde patlıcan kebabımız var. Fırat'ın en sevdiği yemekmiş. Mercimek köftesi de Ceyda'nın en sevdiği yemekmiş. Ceyda elenden. Mercimek köftesini ben de çok severim. Özellikle böyle büyük bir kase yapıldıysa... Yalnız Masum'la benim gibi ye herhalde. Bam 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 bırakırım. Kafa kafaya gidiyoruz Masum'la. Çok bir şey yok. Sen yok. Köpoğlu'nu nasıl yiyor? Kim? Buna koyarım sen? Yani rakıyla var ya bir kilo köpoğlu yerim. Tamam ben de çok seviyorum da patlıcan var içinde. Patlıcanını ayıklıyorum öyle yiyorum. Peki tamam. Çok kıyam. Beğendin mi? Ya bu tam benim ağız tadım. Yoksa her şeyde... Ya her şeyi de yiyor değilim. Tabii ki bizim de belli başlı zevklerimiz var da bunlar lezzetli. Bu iyiydi. Mercimek severim. Rana yapar. Biraz da acılı yapar Adanalı. Ama bu yemektir işte abi. Çok güzel. Sadece biraz beni bunda irite eden şey küçüklükten beri şimdi annemizle günlere falan giderdik evet. Eskiden. Parmak izi kalıyor ya bunun üstünde. Yani parmak izi gerçekten parmağın kendi izi. Evet. Sıktığı için o biraz böyle... Düşündürüyor insanı. Ulan burada bir parmak var. Kim dokundu acaba? 5 dakika önce burada bir parmak varmış ve şu anda sen onu yiyorsun. Oğlum bu oyun hamuru gibi olmuş. Bak bu kurumuş ha. Yapamıyorsun dünden kalma. Dediğim gibi çok sevmem ama ara ara yerim. Bu ekstra kötü. Bu harbiden kötü yani. Şimdi bunun nasıl yendiğini sana göstereyim. Göster abi bakalım. Önce bunu çıkartmamız lazım kabuğundan. Kabuğuyla yenmez bu. Patlıcan yanmaz bu arada. İstanbul'daki eski... Orası abi arada biz de kebapçıya falan gidiyoruz. Bize böyle cahil orospu çocuğu gibi davranıyorsun ama...
Yani bizim de yani bir iki kere görmüşsünüz. Osmanlı dönemindeki İstanbul yangınlarının önemli bir çoğunluğu patlıcan yüzünden çıkmıştır. Kıvılcım atar. Perdeler, merdeler. Zaten ahşap yapılar. Sonra köfteyi alırsın. Sonra bunları bayağı bildiğin karıştırırsın. Lavaşın içine soğanla, köz biberle beraber domates... Harbi cahilmişiz. Ben hiç böyle yemedim bunu. Ben... ...de köz domatesle beraber konup... ...ve dünyanın en iyi yemeklerinden biri bence. Ay bir şey diyeceğim. Doğru. Beni hep çağırsanız da böyle yemekli videoları ben böyle biraz karnımı doyuruyor. Fırat şimdi iri adam abi tabii yiyecek. Doğan abi Allah aşkına şu çatalı bir daha dişine vurma gözünü seveyim bak iki oldu tutuyorum kendimi. Yemin ederim onu diyecektim. Çok güzel patlıcanın tadı geçmiş resmen. İyi bir tercih Fırat'cığım. Mükemmel. Mutlusun değil mi? Ay çok güzeller. Güzel. Güzel değil mi? Lezzetli. Masum oldu seni yani. Ben şeye bırakıp videoya bırakıp yemek yemişim. Müthiş. Kendileri hakkındaki ilginç bilgimiz. Fırat hakkında daha doğrusu ilginç bilgimiz. Kendisinin kendisi hakkındaki bütün ilginç bilgileri videolarında anlatmış olması ve geriye anlatacak az kişinin bildiği ilginç bir bilgisinin kalmamış olmasıymış. Çünkü hakikaten her şeyini söylemiş. Aynen benim gibi ya. Benziyoruz biz Fırat'la birçok açıdan. Videolarında onu hissediyorum. Üzerini donatmak da önemli ya mesela. İyi insan varsa neden iyi olduğu çok konuşulmasa da olur. Kötü ya insan varsa neden kötü olduğu elbette konuşulsun ama iyi insanların neden iyi oldukları çok fazla tartışılmaz. Fırat iyi bir insan. O yüzden onunla ilgili çok şey bilmeye gerek yok. Onun iyi bir insan olduğunu bilmesi yeter insanların. Sayenizde bu açın da karnı doydu. Çok da güzel yemekler seviyormuşsunuz. Patlıcan kebabı ve mercimek köfte. 10 ya bu ikisi. 10 bunlar. Sormadan 10. Çok iyiler. Selamlarımızı sevgilerimize ileterek 10 üzerinden bir puan havuza hemen geçelim. Kaç puan? Evet. İkisine beraber veriyoruz biz. Sikmeyeyim. Bizim 5. Ayrı. Bence 6. 7'si var. 5 de benden çıkar. Ben 6 veririm ama ya. Ama Çetin ortalaması 7.5-8 bu arada. Evet. 7.5-8 de Çetin ortalaması. Yani şu anda size kabak göre... olması şaşırttı. Şu ikisi beni şaşırtmaz. Bunlar çok güzel şeyler çünkü. 7 veriyorum. Patlıcan da çok sevmediğim için. Teşekkürler. 2. 9 da buna versek. 9, 2, 11 eder. 2'ye bölemiyoruz. 5.5'dan 6 bence şey yapalım. Tamam 6 olsun ya. Yani. 6 puanımızı tamam, 6. verdik. Yukarıya varlayalım. Patlıcan kebap 9'luk bir yemektir ha. Gerçekten. Dedim abi bir kere yapması zor. Çok seviyor belli. Patlıcan kebap yapmak. Geçiyoruz abi sıradaki kişiye. Hazır mıyız? Abi bir şey söyleyeceğim. Patlıcan kebabı ve mercimek köftesi nasıl kabak dolmasının altında kaldı amına koyayım. Hocam olayı bozan mercimek köftesi oldu orada evet, ya. Ceyda abla yaktı. Evet. Alper'in en sevdiği yemek Alper'den köfte falan bekliyorum ya. Ya da Alper çok zengin oldu ya Alper suşiye muşiye kaymış olabilir. Buradan bir tek Orkun'u hatırlıyorum mesela. Alper'i hiç hatırlamıyorum. Abi söyleme sikerim belanı. Yok yok asla asla rahat ol. Abi ben de bir lahmacun kaldım. Bunu bu bu bu. Bunu oğlum bunu. Bunu lan bu. Berk abi de orada bak. Otlar sana mı oluyor? Abi. Oğlum rezil etme bizi. Biz evde doyup geldik ya. Çok iyi. Ya kebabımı bitirdiler. Abi Alper Rende'ye geçiyoruz. Alper'in en sevdiği yiyecek geliyor. Pizza. Oo. Baba 10 ya. Bence de 10'dur ya. Anthony 10. Yani 9 da değil 10. Anthony baba. Ben bu tarz Anthony bir tek sende yemiş. Senle yemiştim amına koyayım böyle tutarak. Anthony evet. 10. Benim yani favori ilk 10'umda Anthony var. Kızı niye şuradan vermiyordu? Ama son zamanlarda orospu evlatları maliyeti düşürmek için piftekten yapmamaya yarrak börek etlerden yapmaya başladılar. Bazı tantunicilerin eti kokuyor abi. Tantuni biftekten yapılır. Öyle diyorlar MasterChef'te. Sağdan servis ediliyor. Geçelim abi bakalım. Alper Rende. Tantuni. Helal olsun evet. Tantuni mi? Nasıl anladın gözünü? Çok güzel bir bölüm. Hayır sarılışından anladım. Bu tantuni olmaz da ne olabilir ki? Her an huzuruna döner mi? Tantuni mi? Ha? Et tantuni. Ya adamsın ya. Vallahi. Vallahi adamsın ya. Vallahi. Severiz ya Mersin dibimiz ya. Tabii ki severiz ya. Et tantuni abi. Kendisinin en sevdiği yemekmiş. Ben de severim bu arada tantuni. Daha geçen hafta yedim.
Çok sıcak, ben bunu şu an yiyemem. Ama... Ya Mansur havaya bana gidiyor. Kağıt yanmış baksana, kağıdın rengi değişmiş, kağıt yanmış. Hmm. Hadi size kibarlık yapıp şöyle yiyeyim. Aa, böyle yedin mi ya? Ben hiç sevmiyorum çünkü. Antun sevmiyormuş. Oğuzhan abi. Oğlum yazmayın, öyle yazmayın adama. Amcık adam abimiz. Sikikler. Görecek YouTube'da, Mutup'ta, orada, burada. Yazma öyle, yazma. Oğuzhan abi amcık bunlar ya, valla. Sikret ya. Sen bunları takma, boş ver. Abi bunlar amcık ya. Ayran güzel güzel. Yanında... Ne yedin be Uras abi? Şey Uras abi yemeği biliyor. Anlıyorum. Ananı sikip çok canım çekti. Hayatım bu kadar pis yemeğini görmedim. Tükürüklerim uzadı. Alper'i tebrik ediyorum. Tantuni hepimiz için çok hızlı, güzel ve doyurucu bir lezzet. Aa, güzel, tantuni iyi yemektir ya. Ben bunu hiç... Arada yani ekonomik durumu müsaade edip de 3'ten az tantuni yiyen varsa götünü de siktiriyordur abi, beyler, haberiniz olsun. Abi saçmalama. 3 ne abi? 4 falan yiyorum ortalama. Yani ben açsam 4'ü zorlarım tantunide. Ya çünkü ben şöyle bir durum var. Mi? Özellikle... Abi tantuni zaten tanesi... şey oluyor ki incecik. Lavaş sadece bunu. Evet. Abi 3-4'te yani. Abartı ya. Oğlum ya sen nereden yiyorsun? Git orası neye koyduruyorsun? Ananı sikiyim senin. Zurna dürüm mü yaptırıyorsun tantuniden? Tantuni dediğin ufak olur. Ne bileyim. Ya, oğlum aka zaten ısırdın mı? Ben ilk ısırışımda yemin ederim ki yarısını yiyorum. Lan bitiyor zaten tantuniyi erkek adam 3 ısırışta bitiriyor amına koyayım. Yemedim Mersin'de bir kere yemek istiyorum. Bence abarttı. Pick me girl ya, ya siktir git ya. Sen orospu çocuğu 6'da 7 tane yersin. Sen demek ki böyle dandik yerlerden yemişsin. Tamam aka. Senle yediğimiz yer. Senle yediğimiz yer çok güzeldi. Şeyde mi? Bazen de o amcık onunki. O çok iyiydi mesela. Ya onda et de bol. Tamam, Türkiye İstanbul'un en iyi tantunicisi o. Mesela ben ondan 3 tane yiyemem abi. O çok ondan yiyemezsin, o dolduruyor çünkü. O bazen o. Farklı olduğunu söylüyorlar yani. Gerçekten çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. İyi bir tantuni. İnanılmaz güzel etin tadı. Etilerde bazen adı. Ve ince lavaşlı ve yağlı. Yani bir tantunide aradığımız her şey mevcut içinde. Çok iyi. Güzelmiş bu arada. Şimdi Alper'le ilgili hemen bilgimize geçiyoruz. Alper uzun yıllardır şeftali ve pamuğa karşı bir... Sokalatçı. Abone olmuş. Teşekkürler kral. Takıntısı varmış. Ne şeftaliye ne pamuğa asla dokunamıyormuş ve uzak duruyormuş. Bu sorunla ilgili abi hipnoza gitmiş. Ha? Ve hipnoz sonrasında da bu dokunamama sorunundan kurtulmuş. Ama son günlerde şeftali ve pamuğa dokunamama sorunu yeniden başlamış abi. Dozla millet sigara migara. Deniz kızı abi 5 tane yiyorum bir kız olarak. Vay obezim vay falan. Ben çok inanmıyorum ya hipnoza. Tehlikeli buluyorum hipnoza. Birisinin beyninde böyle oynuyor mu? Tabii tabii ki yani. Kalıcı olabilir bazı şeyler. Çünkü beyin oyuna gelmez yani. Sıkıntılı bir organ. Biz bir kere hipnoza gittik. Enes, ben, Mert. Ya anlayamadım yani. Belki de hipnoz olamadım ben. Olmuş gibi oldum ama olamadım. Enes'e böyle iğne miğne batırdılar. Enes tepki vermedi hipnozlarken falan. Evet, o olduğunu iddia ediyor. Biz çok olamadık. Değişik bir olay. Abi bir tadına bakalım onun da, eğer soğuduysa, soğumadıysa sıradakine geçelim. Evet. Bura kötü. Tantuni güzel, bura kötü. Evet. Şimdi şey diyecektim ama bu da hiç gibi demiyor. Ama öyle kardeşim. Kötü yapmışlar ya, ne yapayım? Kötü evet. 10 üzerinden, önündeki değil ama genel olarak abi et tantuni bir favori yemek gözüne evet, bakar. Evet chat. Geldik bize. 10. Net 10 yani. Abi chat'in de ortalaması... Yani 10'da 9.5, 9 diyelim hadi. Sen kaç puan? 9. Soğuk geldiği için 2 puanı Tepki Kolik ekibinden kırıyorum ve 8 veriyorum. 9. Ama bu mesela yoğurtlu, işte böyle soslu moslu gelseydi o zaman 10'du. Kaç puan verirsin? 9. Bu da 9. Herhalde tantuni diyorsun, öbürü de patlıcan kebap. Elbette yani. Dünya mutfağında örneği olmayan yemekler bunlar. Evet, puanımızı... Ama genel olarak tantuni 10 üzerinden 10 veririm. Sırf tantuni yemek için Mersin'e gideriz yani, öyle diyeyim. Alper birinci tabii. Çok sıcak. Soğumuyor bir de. Ya bunu yemek istiyorum ama çok sıcak. Beklemek... Kenarda dursun. Şurası kör nokta mı?
Yani Şeyda'nın ki mantıklı bir tercih mesela. Biber dolması okey abi. Ben çok severim. Kabak dolması eğer yani. De bu videoda hakikaten kabak dolması biberi yerse bir daha da tepki kolik izlemeyeceğim. Hatta tepki sadece verir. Tepki koliği değil Oğuzhan Uğur, Şeyda Erdoğan, Alper Rende. Ya videoda adı geçen kim varsa izlemeyeceğim amına koyayım. Evet, Şeyda'nın en sevdiği yemek açabiliriz. Lan oğlum bu ne böyle ya? Açıyorum. Buyurun, açalım. Aa! Bir başka yoğurt vermemeleri çok. Bir başka evet, dolma sevdalısı. Abim az önceki bağışım gözükmedi neden yüksek miktar atmıştın? Bro yanlışım var gözükür. Önce Enes sonra Şeyda ya bu ne oğlum ya? Biber dolması ya mis gibi. Tamam oğlum bunun yeriniz yaprak sarması desenize. Küçükken en sevdiğim yemeklerden biriydi bu. Fakat bu bunun etrafındaki gerçek dolma var ya o da midemi kötü yapan bir şey. Ayırıyordum ama yine de midemi kötü yapıyor. Hala daha öyle. Senin yiyemeyeceğin bir şey. Ama müthiş bir yemek. Bunun üstüne yoğurdu döküyorsun abi. Efsane oluyor. Allah Allah yoğurt mu koruyor? Çocukken böyle işte biber dolması annem yapmış hiç sevmem deyip içindeki pirince odaklanırdım. Soyup böyle kabuğunu bayağı. Ama sonra tabii büyüdükçe ne kadar lezzetli olduğunu fark edip lamçur lamçur yedim. Bence bu tabii yapın ya. Bu arada ben de eskiden biber dolmasının biberini ayıklıyordum mal gibi. Ben de. Ben 28 senedir yiyorum dolması şey biberiyle. Bilen olduktan sonra çok iyi lezzetli. En sevilen yemek olabilecek ya. Bir yemek bu bence. Biber dolması. Senin annen ne kadar güzel yemek yapıyor. Çok korktum. Yemin ederim bana bir dersi. Girişten çok korktum. Workshop bir şey versin yani ondan biraz bir şey öğreneyim. Çok lezzetli. Evde de böyle yapıyorum. Şöyle yarıyorum. Şöyle. İçini sadece. Bunu yiyorum baba. Yapma. O şekilde. Güzel bak. Kabak da güzeldi, bu da güzeldi. Çok iyi tadı bu arada. Karabiberi var. Ha. Öyle çok iyi oranda ayarlanmış. İşte. Kendimi gurme gibi istedim. Ne havaya giriyorsam. Karabiberi biraz. Fena değil ama anneminki değil. Fakat biber dolması tamamdır yani. Hani tamamı ermiş bir yemektir bence. Tad olarak çok güzel. Ama benim favori yemeğim olmadığı için beni heyecanlandırdı mı çok? Çok heyecanlandırmadı. Kesinlikle her şey mükemmel. Bu pirinç ve kıyma ayarını tutturup onun içindeki su seviyesini tutmak çok zor. Şeydan abi garip takıntıları varmış. Örneğin yünlü bir kaza ısırdığında veya yünlü bir kaza ısırma düşüncesi bile onu çıldırtıyormuş. Dişleri kamaşıyormuş, kendini çok kötü hissediyormuş. Niye gidiyorsun? Ana, ben de huylandım öyle anlatınca. Kendini o kadar kötü hissediyormuş ki benim de içim de ürperdi. Islak havlular birbirine sürtünce çıkan sesten de aynı şekilde çok rahatsız oluyormuş. Ben de size bilmediğiniz bir olayımı açıklayayım. Battaniyeye götümü sik dokunamam. Şimdi Allah Allah. Dokunamam battaniye. Yünlü herhangi bir şeye dokunamam. Hatırlıyorum onu söylemiş. Ben de o şeylerden uyduğum. O köpükler var ya beyaz. Ses mi çıkartıyormuş o? Islak havlu böyle sürtecek. Gıcır gıcır yapar ya böyle biraz. Aa ben hiç ıslak havlu sürtmedim ben birbirine. Niye yapıyor bilmiyorum. Niye kazık abi? Yorgan ya da örtüyor. Çorabından bir tanesi ıslaksa kuru olanı sürtünce çıkan gıcırdı sesine asla dayanamıyormuş. Ben bunu anlayabilirim sanırım. Böyle bir şey başıma gele yazdı. Olur gibi olur. Üst üste bir şey oldu. Onun ıslaklığı, onun kuruluğu, birleşimi falan öyle yaşıyordu. Öyle bir şey değil az o. Az kalsın. Yaşayamadım. Tamam neyiz. Geçelim. Geçelim. Niye anlatıyorsun? Geçelim. Yaşamak üzere. Geçtik. Yaşamak üzereydim. Ayrıca pamuk asla ısıramazmış. Dişçi de mesela dişçi ağzına pamuk koyarsa hemen kusarmış. Hiç dayanamazmış. Kendisinin abi 8 adet kedisi var. Evet biliyorum. Onların isimleri Osman, Tarkan, Ceku, Dudu, Makbuş, Chucky, Cino ve Bolu imiş. Benim de 5 tane var. 5 kedi mi var senin abi? Ama bahçemde bakıyorum 5'ine de. Gölge, portakal, limon, minnak, bir de diğeri korkak. Bir başka bilgi de protez tırnaklarını çıkartırsa stresli anlarda tırnaklarını kopartıyormuş. Böyle bir bilgimiz var. Bu yüzden 5 yıldır abi protez tırnak takıyormuş. O da delirmiş işte Enes gibi. Ama normal ya normal ya. İnsanların iş dünyasında ne olduğunu bilemezsin ki. Ben de yıllarca tırnak yedim. Böyle dediğime bakma çok da yadırgamıyorum yani. 10 üzerinden hemen puanlamamıza geçelim Oğuzhan abi. Kaç puan verirsin? Yani buna tabii ki 9 puan veririm. Çok bravo. Geleneksel. Çetim. Biber dolması. Tam 10 verdim ya. 8. 8. 10 ya. Etsiz bir yemeğe verebileceğim maksimum puan buydu. Benden de 7 işler ya. Çetin de ortalaması evet. 7,5-8. 7 hatta diyelim.
7-7 chat 7 bence. Özel bir lezzet bence. Tadı güzel, birazcık tattım bu arada. Hiç yememiş değilim. O yüzden 7 veriyorum. Biber dolması bence 9'luk bir yemektir yani. Biber dolması sevmediğim için ben... Tamam. Genel olarak bu yemeğe puanımı hesaplarsak ve 5-6 arasıdır. Bu da 7'yi alır, o da 7 niye biliyor musun? Ben yemediğim ya abi, için. Kabak normalde şu içi var ya, şey değil ya. Mi? Şu yaprak evet, olsa 10'du ya, net 10'du. O kadar kıvamlı, o kadar güzel. Su olmuştur artık ya. Abi nasıl olabilir ya? Abi çok saçma ya. Hala soğumamış. Ne biçim, neyle lava mı koydunuz? Abi gelecek olan yemek Orkun Işıtmağ'ın en favori yiyeceği. Böcek amına koyayım. Öyle bir şey gelecek. Sen de Orkun'u yakından tanıyorsun. Evet, çok severim. Ne gelecek? Ama işte onun damak tadı... Acı biber gelecek, ne gelecek? Abi acı... acı bir şey gelecek yani. Ne olur acılı bir şey gelmesin. Ya. Niş bir seçim ya. Oy. Mac and cheese. Ben de hastasıyımdır. Bu arada güzel. Evet. Harbi ben de hastasıyımdır yani. Harbi severim yani. Eğrili makarna mı bu oğlum? Güzel yorum. Türk mutfağı yine. Yok. 1, 2, 3. Schlags. Bu nasıl mekancı sen bana koyayım? Hazır. Kedi maması. Ne bu? Orkun. Bak çok güzel yemekler yedim ha. Peynirli makarna. Makarna. Ama değil. Ne bu abi? Orkun adam ya. Harbiden adam ya. Abi, oğlum Orkun bugün senin sayende doyacağım lan. Orkun'un en sevdiği yemek marketlerde satılan hazır sıcak suyla yapılan mac and cheese'ler imiş efendim. Oo. Knorr'un ki yani. Aynen. Evet. Ben yemem onu hocam. Tattın mı hiç? Tattım. Ben Angra'dakini seviyorum. Hazır mı bu? Yes. Kaynar suda vesaire yapılan tarzda. Şu çocuğu arayayım, bize yemeğe davet edeyim. Neyse dolma yedik mi olmuyor. Neyse makarna fena değildir. Lezzetli kokuyor yani, güzel kokuyor. Çok mu duman çıkıyor ondan? Ha sıcak. Biraz sıcak biraz ya. Şu an sana gidişini gösterebilirim bak şöyle şu an. Güzel. Yoğun böyle peynir kokusu yok. Bir böyle bir toz harcı var herhalde değil mi? Harçla aynen. Yapılmış. Evet. Aynen öyle. Neyim ben, gurme mi? 10 numaralı. Bir de bunların kutusu var. Kutu evet, da işte onlardan alıyorum işte. Onlardan işte. Evet. Ben çok severim bunları. Benim böyle bir raf gibi bir şey var, noodle dolu. Hepsi farklı farklı. Gerçekten. Hmm. Hazır noodle'lardan böyle sıcak suyla ısıtılan falan böyle. Ya yani çok zorda kalır. O hazır noodle'lar güzel. Bir önceki 400 TL'lik bağış gözükmedi. Bakalım bu gözecek mi? Gözüktü hocam işte. Bu arada... Bir önceki 400 TL'lik bağış gözükmedi. Bakalım bu görünecek mi Atacığım, seviliyor. Gözüktü hocam, bizde yanlış yok. O şeydi. Atacığım seviliyorsun, keyifli izliyoruz 400 TL o gözüktü. Baba onu cevapladık, konuştuk. Teşekkür ettik. Sana gelmedi. Sen görmedin. Alırsan yenir. Böyle makarna türevi şeylerde biraz... Beyler noodle güzel mi ya bu hazır noodle'lar? Ben geçen aldım yengeniz kilo seviyorum. Aldım diye hepsini çöpe attı. Sağlığa çok... Köreli noodle güzel ya. Çok sağlığa köreli zararlıymış. Güzel. Sağlığa bayağı zararlıymış onlar. Akabesli Kürşat abi ölmediyse... Kısır ya paroklu. Avrakayım 7 ay noodle'la getirdik biz İstanbul'da. Yani çok pişmemiş, biraz sert hafif. O yüzden bu böyle çok benim için hamur şu anda. Onu sevmedim. Nasıl tadı? Peynirli makarna. Yani kötü olsa zaten satamazlar kötü yemek. Ama benim en sevdiğim yemekler sıralamasında 5000'e belki ha. Girer. Bunu kaydedin. Bundan alalım mesela. Niye almıyoruz? Ben hiç yemedim onu. Gel 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 Pompeo gel. Çek elini. Çok çok riskli. Sıcak değil o kadar, merak etme. Tüttüğüne bakma. Berk abi adamın dibidir ha. Niye? Çok severim. Lüzumsuz severim yani. Çok hakikaten çok severim. Böyle... Birbirimizi belki senede bir kez ararız ama yan yana geldiğimizde götümüzün dibinden ayrılmayız. Senden büyük mü? Benden 6 yaş falan büyük Berk abi ya. 80, evet 88'li falan. Ben çünkü ilk başlarda Berk 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 diyordum. Sonra bir gün yaş muhabbeti döndü. Abi dedim çok özür dilerim ya. Oğuzhan abinin evde yaş muhabbeti döndü bir gün. Evet çok mahcup olmuştum yani, hatırlıyorum, net hatırlıyorum. Aman be. Ne aman be? Ne aman be? Et obur. Bir içinde et olmayan bir şey yiyin ya. Orkun hakkındaki bilgimize geçiyoruz. Babam da 88'li amına koyayım. Ne? Nasıl yani lan? Babası 88'liymiş. 88'ler kaç yaşında? 40 yaşında mı? Ne 40 amına koyayım? 35 yaşında, 36 yaşında.
O siktir 36'ya 2'ye bölünce 18 18 yani bir şey oluyor. Oğlum senin baban nasıl 88'li lan? Cansu vardı. Sen kaçtın? Sen kaç yaşındasın bro? Ben 16 yaşındayım. Babası 36 20 yaşında olmuş oğlum çocuk. Normal gibi. Normal ya, biz niye abarttık ki böyle? Ben kendimi yani neden böyle küçük gösterdim ki, amına koyayım, evet. Olur yani gayet bu arada, evet. Ben çok yaşlanmışım ananı sikeyim. Oğlum beni izleyen adamın babasıyla aramda 5 yaş var ananı sikeyim. Allah'ın abim benim ya. Aa! Allah. Orkun'un okula gittiği dönemde okuldaki yemek fiyatları çok yüksekmiş. Orkun da basit yiyecekler, sandviçlerden oluşan bir menü hazırlamış ve insanlardan sipariş almaya başlamış. İnsanlar... Benim babam rahmetli 66'lı ya. Benim annem 63'lü. Harbi mi? Harbi mi? Niye adamın anasını? Lan sen gibi şey konuşuyorsun. Gelen siparişleri evde hazırlayarak ertesi gün okulda bunları ucuz fiyata satıyormuş. Bak çakala ya. Bir süreden sonra Orkun yüzünden... Benim babam 70 doğumlu. Selahattin sen de benim yaşıtımsın zaten. Tamam annemle babam 61'li. Benim baba da 65'li. Tamam bizim chat'in ortalaması da babası 61, 65, 74. Benim babam da 70'li. Senin annen 63'lü, baban 70'li mi? Evet. Vay amına koyayım. Bak ananızı sikerim bak. Kameraya bakıyor kaçar. Ben bir şey demedim. Ben kadar ağzını açmadım kanka. Kaçar ya. Nasıl ya? Mil seviyormuş demek ki. Bak ananızı sikerim tövbe tövbe. Olabilir oğlum. Ben, abi ben diyecektim ayıp olur diye demedim, helal olsun. Kantin batmış. Yok artık. Ve kendisi okuldan atılmamak için okuldan ayrılmak zorunda kalmış. Ya hikayenin sonu çok acıklı ama. Çok güzel başladı. Çok güzel başladı. Ne kadar güzel bir şey. Onu anlayabiliyorum. Benim okuduğum üniversitede de inanılmaz yüksek fiyatlar. Yapar. İnanılmaz fikirlerle dolu bir adam. Zamanı çok iyi. İnfoya bak. Benim babam 85'li, 22 yaşındayım, Kürdüm. Kürdüm ibaresi çok Kürdüm ya. O ibare çok güzel abi. Babam 85'li, 22 yaşındayım, Kürdüm. Hani orada sonra koymuş. Ki takip ediyor bir kere. Şu anda da çok büyük atılımları var biliyorum. Artık yani o bir YouTuber değil. Elbette YouTube'da işler yapıyor. Çok da izleniyor hala ama çok daha büyük ama. Benim peder 46'lı. Allah uzun ömür versin babacığım. Amin. Ellerinden öperiz. Aşağıda çok daha büyük hedefleri var. Çok zeki adam. Ben de ilkokulda sınıf başkanı olup masa örtülerini ihalesini almıştım. Ailem tekstilciydi. Annemlere yaptırdım. Topladım parayı. Annemlere de vermedim parayı. Babama sordum, 83'lüymüş abi. Sen amına koyayım, insan babasının kaçında doğduğunu bilmez mi? Amını sikeyim senin ya. Ben babamın... Sen babanın bu yayına kadar 88'li mi zannediyordun gerçekten? Vay senin amına koyayım ben ya. Galatasaraylı değil mi amına? Ben yolumu buluyordum ilkokulda. 10 üzerinden abi mekan cheese'e, hazır mekan cheese'e kaç puan verir? 8. Bilmiyorsunuz oğlum. 8 puan. Evet. Yani hazır olduğu için puan kırayım. Psikolojik ben kırmam gerektiğini düşündüm yani. Öyle bir şey baktınız ki beni bile psikolojik şeye soktunuz. Yok tamam ya. 8. Ya nimettir şimdi, şey yapmayalım, 4 vereyim. 4. Ama gönülden geçen bir galiba. Ya yer misin desen tercihim değil abi. Yani bunu alıp eve gelip özellikle yapayım mekan çiz de bugün yiyeyim demem yani açıkçası. 3 puanlık bir yemek en düşük buna. Ya çünkü bu bir uğraş. Abi niye abone olunmuyor? Hocam kartta para yoktur. Ya da tarayıcı değişti. Ya da tarayıcı değişti. Yok bunda. 4,5. Ben böyle bir şey mesela birkaç defa yesem. Sardı bu arada video. İstemem. Benim için öyle bir tat. Genel olarak. Çünkü videoyu ben attım. Abi bunun ilk üçünü izledim Adil. Şu videonun bayağı yarıldım amına koyayım sonra.